Ama bence oraya sağlıklı bir gezal net bir şekilde gerekiyor. Yani transferden önce eğer elindeki oyuncuyu sağlıklı hale getirebilirse hücum hattında e, sol kanat için Muleka'yı yazıyoruz ama Rebić'in ismi evet. e, ön planda. Gelirse sol kanat oynar. Cenk'in oynadığı rolü zaten e, hem milli takımda hem kulüp takımlarında benzer rolleri oynayan bir oyuncu. E, Abubakar Rebić e, ikilisini orada net bir şekilde görürüz. Muleka biraz da rotasyona gider ama buna mutlaka böyle bir ikili kurduğunuzda e, oyunu kenardan kurabilen, e, oyun kurucu özelliği olan bir oyuncuya ihtiyacı var. Ben de şu anda kadrosundaki Gezal olduğunu düşünüyorum. İyi bir Gezal'a çok ihtiyaç evet. vardı geçen sezondan beri. E, Tiran'ın seviyesi, Beşiktaş'ın eksiklerini görmesi açısından yeterli miydi? Biraz zafiyetleri nasıl buldunuz? Beşiktaş? Ben Bizim e, kulüplerimizin karşılaştığı hiçbir takımın şu anda çok şükür ki Hı -hı. seviyesinin üzerinde olmadığını gördük. Yani buna kulüş Adana Demirspor eşleşmesinde Adana Demirspor'un oyununu gördükten sonra Kulüj'ü de ekleyebiliriz ki Kulüç kendi liginde çok deneyimli bir kulüp. Aynı zamanda e, Avrupa deneyimi de olan bir kulüp. O yüzden ona karşı Adana Demirspor'un daha önde olduğunu göstermiş olması çok test e, maçları değil. Yani o yüzden de bugünkü Tiran'ın hücumdaki yaptıkları, savunmada yapamadıkları veya yapabildikleri e, ölçü değil ama takımlarımızın hani onlara bakarak işte rakipler ölçü değil bu maçları abartmamak lazım demeden e, ne yapmaya çalıştığını görmemiz gerekiyor. O yüzden bence e, Fatih'in program başına söylediği hani hocanın bıraktığı bir miras vardı. O miras oyun anlayışıydı. O oyun anlayışıyla devam ettiğini, başladığını gösteriyor. Bunun üzerine yapılmış eklemeler var. Sakat oyuncular var. Yapılacak eklemeler var. Bunlar geldiğinde ben Beşiktaş'ın bu sezon e, kendi o oyun gücüyle bir şeyler başaracağını düşünüyorum. Yani eğer diğer taraftan işte kaliteli oyuncuyu arttıralım diyerek, yıldız oyuncuya yönelerek hareket etmesi bence Beşiktaş'ın doğrusu olmaz gibi gözüküyor. Ama şeye katılıyorum. Yani orta sahanın merkezi de savunmanın merkezinde o oyun çıkışında daha kaliteli bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var. Ama onun dışındaki bütün pozisyonları benim anladığım hocanın söylediklerinden de çok kaliteli değil, bu oyuna uygun oyuncuları bularak yapacaklarmış evet. gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın oyun gücü bu seneki en büyük gücü olacak sanki. Aslında tam omurgayı çok sağlam kurmak açısından önemli sizin e, takviye istekleriniz. Rebiç transferindeki son durum nedir sevgili Fatih Doğan? Şimdi hoca için, hoca Beşiktaş için, Beşiktaş yönetimi için bir şans. Aldı, soğuttu, bekleyin dedi, acele etmeyin dedi. Siz bana güveniyorsanız, ki güveniyor taraftar, Beşiktaş yönetiminin elini rahatlattı. Bugün Ahmet Nur Çebi de, işte transferlerin yapımı üstlenen e, Emre Kocadağ da e, bu süreçte hocanın bu açıklamalarıyla, bu mesajlarıyla rahatlamıştır. Uh -huh. Yarın daha sağlıklı bir transfer politikasının için zaman kazanmışlardır diye düşünüyorum. Ama ilk söylediğimi, başta söylediğimiz yine söyleyeyim. Beşiktaş'ın çok iyi bir stopera, lider bir stopera ihtiyacı var. Beşiktaş'ın çok efektif bir on numara ihtiyaç var. Yani Tadiç'le kurguladıkları kavramı Tadiç'e niyetlenmişlerdi. Tadiç üzerinden yapmışlardı. Hareketli, her yönü oynayabilen... E, tecrübeli lider bir oyuncu arıyorlardı. da olmayınca şimdi orada orası için Fernandez'de görüşmeler yapıyorlar. E, ama Fernandez'le de ilgili bir takım sıkıntılar var. Eee eş üzerinden negatif bir atmosfer yapılmıştı. Ben o için olacağını düşünmüyorum. Yani ne zaman bir transferde bir bayan gerekçe gösteriliyorsa ya zaman kazanmak içindir ya da bu işe olumsuz baktıklarıdır. Son bir kapı açık bırakmak için de hani olur ya hani başka teklifler gelmezse biz de döneriz noktasında işte eşimizi ya ben değildim eşimden dolayı yani ikna etmek zaman aldı mesafesini oluşturmak için bir endüstriyel çalım olduğunu düşünüyorum. Ee, bir... o artık transfer gündemindeki yani <laughs> e, mazeretlerden biri oldu ya da sebeplerden biri olarak gösteriliyor kadınların e, isteği. Yani futbolda kadınların inanılmaz bir baskın <laughs> rolü var. Özellikle Brezilyalı futbolcularda çok şey yaptık yani ben istemi istemediği anda şuradan şuraya gitmeyen çok futbolcu tanıyorum. Yani çok da rahatsız etmez. Yani oyuncu memus hayatından sıkıntı yok ama sürekli böyle transferlerde de sanki hanımları eş eşleri falan... doğum yapacak kararı ne olacak? Tamam. İşte diğer bütün tüm futbolcular için de bunu söylüyoruz mutlu mu eşi sosyal için zamanında söyledik neler? Aile derdi? önemlidir. abi. Aile candır sıkıntı yok. <laughs> Aile candır da buradaki temel kavram şu işin şey kısmı bu. Artık en süre... Yani Redmond'da e, burada yaptığımız yorumları haklı çıkarttı. Ya Beşiktaş'ı istiyorum ama eşim... Tamam doğum dedik. Bir buçuk ay beklediler. Ondan sonra doğum oldu. E, on gün geçti. Neyse neredeyse çocuğun kırkı çıkacaktı. Dayanamadı. Siz arada kaçırdınız belki. E, Ceyhun Kazancı hoca söyledi. Çünkü bazı toplantısında. Kalkıp Redmond'a yanına gitmiş yani. Kamptan gidiyor. Redmond'un yanına gidiyor. Diyor ki karar vereceksen ver artık 10 defa rotar yaptırdık. Yani biz de tarap biz de sana göre falan yapacağız. Yap diyor yoksa bu iş olacak gibi değil diyor. İstiyoruz da diyor. Ondan sonra o gün diyor ki Redmond bir gün sonra ben Beşiktaş'a teşekkür ederim deyip bir gün sonra da kulübe imza atıyor. O kulüp teklifi olmasaydı Redmond o görüşmeden sonra ya zaten eşimi bekliyordum biz de Beşiktaş'ı seviyoruz deyip geri dönecekti. Yani işte o yüzden o yüzden ben şey kısmına da Pereira kısmına da biraz Yaşanan örneklerden dolayı e, olabilme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Rebic konusu e, bugün aldığım son taze bilgiler Rebic ile ilgili %100 imza aşaması e, söz konusu değil ama yüzde 95 lik bir e, anlaşma söz konusu. E, hatta ve hatta e, o küçük ayrıntılar diyelim e, tamamlanmadığı için şu son e, Lianco transferindeki sıkıntılar da olduğu için. Beşiktaş yönetimi de hani yoğurdu üfleyerek yiyor. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yermiş diye. Ee, ifadeyi aynen söylüyorum. O küçük problemleri bu gece ya da yarın sabah halledersek akşam saatlerinde yani yarın cuma günü akşam saatlerinde e, Rebiç'i İstanbul'a getirmeyi düşünüyoruz. Planlıyoruz dediler. Özetle şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu aradaki problemleri e, küçük problemleri çözdüğü halde prensip olarak anlaşılan bir oyuncu ile ilgili Milan'la da ilgili problemleri de anlatabilirim arzu ediyorsanız. Yarın akşam saatinde Rebic İstanbul'da getirilmesi yönetim tarafından planlanıyor. Sorun neydi? Sorun şu Rebic'te ilginç bir konu var. Beşiktaş Rebic ile ilgili görüşürken Milan'la kiralık istiyor. Milan da diyor ki tamam kiralık verelim. Hı uh hı. -huh. Ama ...bir bedel olur ya da oyuncunun maaşını tam ödersiniz. Beşiktaş da diyor ki zaman geçiyor. Biz oyuncuyu alalım. Maaşının yarısını biz verelim, yarısını siz verin. Bu şekilde transferi gerçekleştirelim diyor. Tam o kıvama geliyor. Ahmet Bulut görüşmeleri sürdürüyor. Bu arada hazır oyuncuyu almışken kiralık almayalım. Bon servisiyle alalım deniyor. Tamam ama bu sefer Beşiktaş diyor ki... ...yani zaten oyuncuyu veriyorsunuz. En azından maaşı çok yüksek yarısını siz ödeyeme bir kısmı siz ödeyin deyince Milan'da zaten bonservisini veriyoruz. Maaşını niye biz verelim yarısını? E, maaşı düşürüyorsunuz diyor. Pazarlıklar bu süreçte ilerlerken e, tabii Beşiktaş o maliyetleri çözmek için işte peşin attır vesaire onları halletmeye çalışıyordu. ama %90 oranında bir sıkıntı yok. Oyuncu hazır gelmek istiyor. biz problem yok. Milan kulübüyle de genel bir sıkıntı yok. Konuşulan ödemelerle ve planla ilgili bir takım sıkıntılar. Hocanın söylediği de o imzayı görmeden, idmanı görmeden ben oyuncuya demem. İster Hı. %99 olsun, %95 olsun. Yılların tecrübesi Hak, de böyle. Lianko da oyuncu geldi. Hastane kapısından geri döndü. E, raporlar olumsuzdu ve Beşiktaş orada çok doğru yaptı. Yani orada bir o transferin riski 6 milyon euronun altına girilmezdi. O gün de söyledim. Yani raporda çıkmayabilir. Doktor e, vermiş <laughs> raporu. Eğer ona rağmen imzalansaydı, yarın da bir hafta sonra çıksaydı bugün yönetim başka bir eleştirinin hedefi olurdu ki o onun altından kalkmak zorlaşabilirdi.